اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ربي يسر ولا تعسر رب تمم بالخير امين محترم مستمنار محترم تفسير درسي müdavimleri. İnşallah bugün mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yeni bir suresinin tefsirini öğrenmeye başlayacağız. Ellerimizdeki mushaflarda 51. sırada 51. sure olarak yer alan bu mübarek surenin adı Ezzariyat suresi. Adını ilk ayetinden alır bu mübarek sure. Bu formuyla bu kelime Kur'an'da sadece burada geçer. Zariyat kelimesi. Mekke'de inen tüm müfessirlere göre ihtilafsız Mekke'de indiği söylenir bu mübarek surenin hepsinin. 60 ayet-i kerimeden oluşur ve Mekke'de inen birçok surede de olduğu gibi bu surede iman esaslarını özellikle burada ahiret konusunu haşır ve neşir konusunu işler. Bir olan her şeye gücü yeten Allah'ın yüceliğine, kudretine delil olacak ayetler sunar. Takvadan bahseder, ihsandan bahseder. İbret verici kıssalar anlatır ve özellikle surenin sonunda yaratılış gayesinden bahseder. İnsanların hatta cinlerin niçin, hangi gaye ile, hangi amaç için yaratıldıklarını bildirir. Bu mübarek surenin biraz sonra ilk ayetlerinde de göreceğiniz gibi esrarlı bir havası var. Öyle ki kendisini ona vererek okuyan kişiyi bu dünyanın basitliklerinden, günün içerisindeki Önemsiz meseleler, meselelerden alıp çok yücelere götüren hakikaten mübarek surenin esrarlı bir havası var. Ve insanın ruhunda derin etki bırakan güzel bir havası var. İlk ayetlerinden de bunu göreceksiniz. Rabbim ruhumuza etkilenmeyi nasip eylesin. Girişte sözüm bu kadarıyla yetinip inşallah ilk ayetiyle başlamaya çalışalım. Estaizu billah, bismillah. وَالذَّارِيَاتِ toz <دَرْوَى> Tozdurup, tozutup, savuranlara. Dört yemin gelecek. Bu birincisi. Surenin girişinde Allah Celle Celaluhu dört şey üzerine yemin edecek. Allahu u Azimuşşan yemin ettiği zaman mutlaka bir mesaj bildirir. Bu yeminlerin cevabı da 5. ayet-i kerimede gelecek ve 6. ayet-i kerimede ve yemin ettiği meselelerin burada sıfatlara yemin ediyor Allah Celle Celaluhu önemini de bizlerin tefekkürüne ve düşüncesine arz edecek. Bu ilk yemin Hazreti Ali'ye göre Hazreti Ömer radıyallahu anhuma'ya göre rüzgarlar diyor ezzariyat hayvanların bitkilerin hayatına büyümesine gelişmesine hizmet eden hatta denizlerde dalgalar meydana getiren, gemilerin gitmesine vesile olan rüzgarlardır diyor. Tozutup savuran. Bu rüzgarlar öyle rüzgarlardır ki kimine rahmet getirir, kimine azap getirir. Allah dilediği yere onu öyle bir hoş esintiyle gönderir ki yağmur ve bereket getirir. Dilediği yere de onu öyle bir hızla gönderir ki kahru perişan eder ve orayı helak eder. Ve bunu her gün dünyanın her yerinde görüp şahit olmaktayız. Ve bunun gibi nice hikmetleri var üzerinde müfessirler uzun uzun durmuşlar. Ben az malumatla yetinip devam edeceğim inşallah. Birinci yemin rüzgarlara yapıldığı Allah tarafından. Felhamilati <laughs> vikra Ağır yük yüklenenlere Ağır yük yüklenenlere ikinci yemin. İçinde milyonlarca ton su buharını taşıyan bulutları bir düşünün. Allah o bulutlara o kadar ağır yük yükletmiş ki gönderdiği yerde insanlara ve diğer yaratıklara hayat versin, ölmüş toprakları canlandırsın. İşte o bulutlara yemin ederim ki diyor Allah Celle Celaluhu. fel yusra. Çok kolay bir şekilde süzülüp akıp gidenlere bu da Hz. Ali'ye göre, diğerlerine göre üçüncü yeminde gemilerdir diyor. Yemin olsun o gemilere. Hatta sonraki müfessirlerden Allah'ın yarattığı kuralları kullanarak gemi gibi diğer vasıtaların da uçak olsun, tren olsun, hızlı kolayca akıp giden Allah'ın yarattığı kuralları göz önünde bulundurarak bütün bu vasıtalara özellikle o hastaların gitmesine vesile olan güçlere yemin olsun ki. Fel Mukasimati Emra. Burada dördüncü ve surenin girişindeki son yemin, muhterem kardeşler. Fel Mukasimati Emra. Emri işi taksim edenlere. Bunlar da müfessirlerin görüşüne göre işi düzenleyen meleklerdir. Allah'tan aldıkları görevleri tas tamam yerine getiren, bu alemin düzeni için çalışan Allah'ın emirlerini yerine getiren memur kılınan melekler. Gerektiğinde rüzgarları, yağmurları, rızıkları, ömürleri, zelzeleleri ve dünya ile kainatla alakalı diğer bütün meselelerin dönmesine, çalışmasına, yürümesine vesile olan memur kılınan melaike-i kiram. Onlara da yemin olsun ki diyor Allah Celle Celaluhu. İşte şimdi bu dört yeminden sonra İnsanların hakikaten konsantrasını, dikkatini bu vahye, bu kitaba, bu söze alıp oraya taşıyan ve ondan sonra 5. ayeti kerimede çok önemli mesaj verecek Allah Celle Celaluhu. Bir düşünün şimdi şu mübarek Kur'an-ı Kerim'i içindeki bu fasih Arapçasıyla, tüm edebiyatıyla, belagatıyla, fesahatıyla anlayabilsek. Araya böyle bizim gibi fakirlerin, acizlerin sözü girmese de sadece Arapçasının metnini, orijinalını okusak ve o orijinallığın içerisinde ruhumuzun nerelere taşındığını bir görsek. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe-i kiram efendilerimiz Kur'an okunduğunda onun için o kadar etkileniyorlardı. Allah Celle Celaluhu'nun yemin ettiği şeyleri öyle tefekkür ediyorlardı ve düşünüyorlardı ki arkasından gelen mesaj ve uyarı onların ruhunda derin bir etki bırakıyordu. Bizdeki biraz farkın ne olduğunu anlamamız için bunu da hatırlatmakta fayda gördüm. İnne ma tu'aduna lis-sadiq. 5. ayet-i kerimede. Yani yemin olsun rüzgarlara. Yemin olsun gemilere. Yemin olsun bulutlara. Yemin olsun Allah'ın yarattığı görevli memur kılınmış meleklere ki اِنَّمَا تُعَدُونَ sadık Size vaad edilmiş olan kesinlikle ve kesinlikle doğrudur. Ve gerçekleşecektir. Yani öldükten sonra tekrar dirileceksiniz. وَاِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعِ ve ceza günü var ya o mutlaka vuku bulacaktır. Beşinci ve 6 ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu Niçin yemin ettiğini bildirerek bize vereceği mesajı veriyor muhterem kardeşler. Hesap günü gelecektir. Ve Allah'ın size vaat etmiş olduğu o gün tartışmasız doğrudur diyor Rabbimiz. Öldükten sonra hayata dair verdiği vaat ki Mekki surelerde özellikle bu kıyametle ve ahiretle alakalı meseleler üzerinde durulmuştur muhterem kardeşler. Yani ey insanlar Allah'ın mesajına kulak verin. Allah'ın uyarısına kulak verin. Hatta bu surede 50. ayette gelecek. Fefirru ilallah diyor Allah Celle Celaluhu. Çok Kur'an'da bu şekliyle geçen muhteşem bir ifade. Fefirru ilallah. Uyanın ey insanlar. Allah'a koşun diyor Allah Celle Celaluhu. Firar, ferreye firru. Allah'a koşun. Allah'a kaçın. Allah'ın dediklerine kulak verin diyor ayet-i kerimeler muhterem kardeşler. Yani ondan kaçamazsınız. Kaçmanız mümkün olduğuna göre kıyametin, tekrar dirilmenin, ahiretin, hesabın, cennetin, cehennemin mutlak ve kaçınılmaz hakikat olduğuna göre gelin Allah'a yönelin. Ve onun verdiği mesajlara kulak verin. Bir gün öleceksiniz. Yaşadığınız ve yaptığınız her bir amelenizden dolayı vallahi Allah'ın karşısında hesap vereceksiniz. Yaptıklarınızın faturasıyla karşı karşıya kalacaksınız. Her biriniz fert fert, herkes kendisi için. herkes, herkes kendi amellerinden dolayı Allah'ın huzurunda duracak. Amel defteri önüne sergilenecek ve herkes hesabını verecek. Ve inneddîne levâkı. Din ceza günü anlamında burada. O gün mutlaka gelecektir diyor Rabbimiz. Şu güvendiğiniz bitmesini bir türlü istemediğiniz bu dünya bir gün bitecek. Bütün bu çağrışımları yapıyor ayeti kerime. Bütün bunları veriyor bu mesaj. Yeminin cevabı muhterem kardeşler. Ve bir gün ayrılmak istemediğiniz şu dünya en geç sizin kendi ölümünüzle sizin için bitecek. Kıyameti beklemenize ne gerek var? Senin kıyametin, senin ölümünle gerçekleşmiştir. Öyle diyor Ömer Nasuhi bilmen Rahimahullahu aleyh Her ferdin küçük kıyameti kendi ölümüdür diyor. Öyledir. Büyük kıyamet tahakkuk etmesi isterse yüz sene sürsün, isterse binlerce sene sürsün benim için ne ifade eder? Benim kıyametim ben öldüğümde kopmuştur. Benim için o iş bitmiştir artık ve defterim kapanmıştır. Ve benim için artık ve inned dine ceza günü vuku bulmuştur. Kabirde başlamıştır çünkü artık. Hesabı orada Allah sormaya başlayacaktır. Ey insanlar! Var mı buna engel olan? Var mı Allah'ın ölüm ve hayat yasasının karşısında ben bunu engelleyebilirim diyen? Allah'tan kaçanlar. Allah'a karşı bir hayat yaşayanlar. Allahsız dünyanın olmasını isteyenler. Allah'ın hükümlerinin, onun sözlerinin geçerli olmasını istemeyenler. Hadi Allah'ın yasalarına engel olun bakayım. Hadi Allah'ın şu yemin ettiği şeylerin güçlerin karşısında durun bakayım. Başaramayacağınıza göre fefirru ilallah. Allah'a koşun. Ondan kaçmanız mümkün değildir diyor Rabbimiz Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler. Ve altın yedinci ayet-i kerime. Bir yemin daha geliyor ve arkasından cevabı da gelecek. Estaizu billah. Ve semâi zâtil hubuk. Zâtil hubuk olan <olun> semaya yemin olsun ki. Öyle bir ifade ki hakikaten niteliği Kur'an'da eşsiz bir ifade. Zaten Kur'an dışında bir kelamda bulmak mümkün değil. Sema ile alakalı böyle bir malumat. وَالْسَمَا اِذَاتِ hubuk. <الْحُبُك> Özen içinde güzel, sağlam, yüksek, yollar ve yörüngeleriyle donatılmış, yaratılmış olan semaya yemin olsun ki. ذَاتِ hubuk. <الْحُبُك> Öyle demiş müfessirler ben de notlarımı öyle almışım. Bir kelimeyle tercüme etmek mümkün değil. Karşılığını Türkçe'de bir kelimeyle bulmak mümkün değil. Zatil hubukum muhterem kardeşler. Niçin? Bakın nereden kaynaklanıyor? Merhum Elmallı konuyu açmış. Anlamanız için biraz teknik bir malumat da olsa sizinle paylaşmak istiyorum. Niçin bu Kur'an'ın bu belagatı, bu fesahatı ne kadar önemli? Ve müfessirlerin bu noktada bize ne kadar çok faydası var. Arapça dilinin ve gramerinin bilinmesi ne kadar önemli bir örnek burada karşımıza çıkıyor. Zatil <laughs> hubuk olan semaya ne dedik orada? Özen içerisinde yüksek olarak sağlam olarak içerisinde yollar bulunan ve yörüngelere sahip olan semaya yemin olsun ki diyor Allah Celle, Celle. Niçin böyle zorlaşıyor, zorlanıyor müfessirler maal vermekte tefsir etmekte? Şundan dolayı bakın hubuk kelimesi Arapçada ya habike'nin veya hibak kelimesinin çoğuludur. İkisinden gelme ihtimali de var gramer olarak. Eğer habike kelimesinden gelirse dikkat ve özenle sağlam sanatlı dokunmuş yol yol güzel kumaş anlamına gelir Arapçada. Dikkatlice, güzelce sağlam sanatlı dokunmuş olan özel ve güzel kumaşa bu kelime kullanılır Arapçada. Eğer hibak kelimesinden geliyorsa o zaman şu anlamda kullanılır Arapçada bu kelime. Rüzgar hoş estiği zaman denizde veya kumda meydana gelen yol yol kıvrıntılara bu kelime kullanılır. Bu iki kelimeden de gelmesi mümkün. Onun için bazı müfessirler diyorlar ki yıldızların yörüngeleri manasınadır. Bazıları diyorlar ki İlim ve bilgiye götüren ve Allah'ın birliğine, kudretine, yüceliğine, ilmine ve hikmetine delalet eden akli yollara işaret eder. Her bir anlamı taşımaktadır ve her birisi de doğrudur mutlaka. İbni Abbas diyor ki o kadar güzel ve o kadar mükemmel düzgün yaratılmış bir sema. Mücahit diyor ki yapısı o kadar sağlam ki direksiz havada duran yıkılmayan bir sema o anlamlarda taşımakta. Onun için müfessirler bütün bu anlamları göz önünde bulundurup yüksek, sağlam, güzel yolları ve yörüngeleri olan semaya yemin olsun ki. Bu sadece ayet içerisindeki teknik bir malumat. Şimdi yine buradan sonra gelecek olan mesaj yeminin cevabı. İnnekum lefi kavlin muhtelif. Gerçekten siz var ya diyor Allah Celle Celaluhu inkarcılara hitap ediyor. Lefi kavlim muhtelif çelişkili ve çeşit çeşit sözler söylüyorsunuz. 8. ayet-i kerimede öyle diyor Rabbimiz. Burada siz farklı farklı çeşitli sözler söylüyorsunuzu şu şekilde anlamamız gerekir. Sözleriniz birbirini tutmuyor. Ne gibi? Hayat onu gösteriyor. Kalkıp dersiniz ki gökleri ve yeri yaratan Allah'tır. Ondan sonra onun yanında ona şirk koşarak ilahlar edinirsiniz. Bu nasıl çelişki diyor Allah Celle Celaluhu. Madem Allah yarattı, madem Allah'tır onların sahibi ve maliki, o zaman Allah'ın yanında nasıl tağutlara taparsınız? Nasıl ilahlar edinirsiniz diyor Rabbimiz. Ve çeşitli ilahlara tapıyorsunuz. Benim evimin etrafını 365 tane putla çevirmişsiniz. Mekke'de inen bir sure unutmayın. Siz nasıl Allah'a Allah, Allah derseniz de Allah'ın evinin etrafına 360'tan fazla put koymuşsunuz. Onlara tapıyorsunuz. Bu, bu tapmanızdan ve sapıklığınızdan dolayı bir hakikatte buluşmanız mümkün olmuyor. Haka hatta kalpleriniz o kadar darmadağın olmuş ki fikirleriniz ve tasavvurunuz o kadar darmadağın olmuş ki benim gönderdiğim peygambere bazen sihirbaz diyorsunuz, Bazen kahin diyorsunuz, bazen şair diyorsunuz, bazen yalancı diyorsunuz. Orada dahi anlaşamıyorsunuz. Lafıqavlin muhtelif. Aklınız allak bullak olmuş. Perişan olmuşsunuz. Müşriğin ve inkarcının zihni işte böyledir muhterem kardeşler. Bir taraftan ahiretin olmayacağını söylüyorsunuz. Çünkü müşrik zihniyetinde bu inanç sabittir. Ahiret yoktur diyorsunuz. Öteki taraftan niçin bu putlara tapıyorsunuz diye sorulduğunda ahirette bize şefaatçi olsunlar diye diyorsunuz. Bu nasıl bir çelişki diyor Allah Celle Celaluhu. Bu nasıl bir derin sapıklık. Düşünmez misiniz hiç? Çünkü müşrikler öyle diyorlar. Niye tapıyorsunuz siz bunlara? Li yukarribuna ilallahi zulfa. Bunlar bizi Allah'a yaklaştırsın diye. Hem dünyada hem de ahirette şefaatçi olsunlar diye tapıyoruz diyorlar. Hani ahiret yoktu? Hani öldükten sonra tekrar dirilme yoktu? Böyle bir derin sapıklık içerisindesiniz diyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler. Yufeku anhu men ufik. Ondan yani bu Kur'an'dan, bu imandan, bu hakikattan sadece döndürülebilen döndürülür. Önemli bir ifade. Herkes dönmez. Bu hakikat mutlaka insanlara fayda verir. Bakın döndürülebilen ısrarla hidayete gözünü ve gönlünü kapatan döner o sapıtır ve gider. Ama gönlünü açan o mutlaka hidayeti bulur anlamını taşıyor. Ve dönen kendi aleyhine döner. İstikametten sapan ise men ufik yalana saplanır ve yalana sürüklenir. Bir düşünmek gerekir muhterem kardeşler. Allah'ın hidayeti olmasaydı vallahi şu yeryüzündeki insanlar sayısınca dinler meydana gelirdi. Hakikaten öyle. Allah ne güzel Rab ki, ne güzel ilah ki bizi yaratıp başıboş bırakmamış ve nasıl tapmamız gerektiğini, nasıl inanmamız gerektiğini bildiren peygamberler ve kitaplar göndermiş. Ve son kitabı gönderip mührü basıp tamamlamış. Olmasaydı yeryüzündeki bütün insanlar sayısınca dinler olurdu. Her birinin kendince gerek, gerçek ve gerekli delilleri olurdu. Doğrudur. Mesela sadece ahiret konusunda bakın nice teoriler var. Bir taraftan reenkarnasyoncu tipler. Hani öldükten sonra başka birisi de ruhunun devam etmesi. Ruh gücü de diyorlar buna. Yani tamamen inkar etmiyor. Bir türlü öldükten sonra tekrar hayat olacağına inanıyor. Fakat sapıkça inanıyor. Bir taraftan tam inkar edenler. Bir taraftan yarım inkar edenler. İnanıyor mu Allah'a? Ya Allah'a inanmıyorum ama işte ve hatta Almanca ifadesiyle God inanmıyorum ama mutlaka bir güç var diyor. Bu kainatı ayakta tutan, bu düzeni yürüten bir güç var. Yarım inkarcı. Aslında tam inkarcı da kendince yarım inkarcı. Aslında inanmıyorum diyor. Ve buna benzer nice teoriler günlük hayatımızda karşı karşıya kaldığımız bu Kur'an'dan ve bu hakikatten İnsan yüzünü çevirdiğinde, gözlerini kapattığında milyonlarca değil milyarlarca yalan teorilerin meydana çıkacağını gösteren bir ifade. قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ Lanet olsun diyor Allah Celle Celaluhu, beddua ediyor. Kutili aslında kahrolsun, helak olsun, yok olsun. Kim? الْخَرَّاصُونَ Koyu yalancılar. Kendi zan ve tahminlerine göre fikir atanlar kendi heva ve heveslerini Allah'ın ilminin ve bilgisinin önüne koyan o yalancı tipler. Helak olsun diyor Allah Celle Celaluhu onlar. Yazıklar olsun onlara, kut ile aslında lanet olsun onlara. Kahru perişan olsun diye Allah Celle Celaluhu lanet okuyor. Kendi heva ve heveslerini, kendi özel fikirlerini Allah'ın bilgisinin, Allah'ın vahyinin, Allah'ın hidayetinin önüne koyanlar için Allah böyle bir ifade kullanıyor muhterem kardeşler. Kendi tercihinin Allah'ın sözünün önünde olduğunu gören ve böyle düşünen her tip için geçerli bu ifade. Allah muhafaza buyursun. Allah'ın ayetleri içerisinde bırakın bu mübarek kitap içerisindeki birkaç ayeti. Bu mübarek kitap içerisindeki bir tek ayetin içerisindeki bir bölümün önüne dahi fikrini koyarsa kutilel harrasun bölümüne girer insan. Yani Allah'ın lanet okuduğu, kahrolsun, helak olsun, perişan olsun dediği zavallı varlık haline döner. Bu mübarek kitap. Bunun içerisinde yer alan bütün ayetler bizim için hidayet rehberidir. Bizim için şan ve şereftir. Bizim için izzet kaynağıdır. Ve bu kitabı bize getiren Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti de bundan ayırmayacak şekilde o kadar önemlidir. Kim onun önüne geçirirse kendi tercihlerini, kendi fikrini, kendi tezini, teorisini ve ideolojisini vallahi Allah'ın laneti onun üzerinedir. Allah'ın laneti ve Allah'ın onun için yapmış olduğu bu dua onun üzerinedir muhterem kardeşler. Niçin bakın? Ellezinehum fi gamretin sahun. Çünkü onlar var ya gamretin aslında boğucu bir şey demektir. Hani sel felaket su bastığında insan boğulur ya, burada cehaletten kinayedir, sapıklıktan kinayedir. Onlar o kadar çok cahillik ve sapıklıkları içerisine boğulmuşlar ki artık hakkı göremiyorlar. Gafil bir halde kalmışlar. Öyle diyor Rabbimiz. Yani hevaları her şeyi kuşatan bir selin insanı kuşattığı gibi Onları öyle bürümüş ve böylece sahun olmuşlar. Sahun hani Maun suresinde geçiyor ya ellezinehum an salatihim sahun aynı ifade. Burada geçen sahun gafil olmak demek. Ne yaptığından habersiz olmak. Buradaki anlamı o kadar çok batıla dalmışlar ki Allah'ın emir ve yasakları konusunda artık hiç düşünemez hale gelmişler ve ne düştükleri felaketin farkında değiller. Dalmış gitmiş, boğulmuş artık. Kalpleri tamamen kör olmuş. Hakkı göremez hale gelmişler. Ondan dolayı buyuruyor Rabbimiz, onlara lanet olsun. Ve onlar kahrolsun diyor Rabbimiz. Yes'elûne. Onlar diyorlar ki, Eyyâne yevmuddîn. Şu sizin söylediğiniz, habire durmadan anlattığınız haşa ve kella kafamızı şişirdiğiniz, şu ahiret, şu kıyamet günü diye durmadan anlattığınız, söylediğiniz, ne zamanmış o din günü derler diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu bilgi edinmek için veya iman etmek için sormuyorlar. Alay ve istihza etmek için soruyorlar muhterem kardeşler. İnanmadıkları için, eğlenmek için soruyorlar. Hani madem var, madem dediğiniz gerçek, hadi gelsin de görelim diyorlar. Hani görelim? İnkar ediyorlar ve inkarlarını Allah'ın ayetleriyle alay ve eğlence konusu yaparak dile getiriyorlar. Onlar öyle diyorlar. Bizim cevap vermemize gerek yok. Haniymiş şu din günü ne zamanmış diyenlere Allah cevap veriyor. Ve buyuruyor ki 13. ayette. Yevmehum. O sorduğunuz o din günü var ya, o gün onlar alennâri yuftenun Ateşe sokulacaklar. O inkar ettikleri din günü, o ceza günü onlar ateşe sokulacaklar. Ve onlara denecek ki zûkû fitnetekum. Tadın azabınızı. Fitne aslında fitne imtihan için kullanılır Arapçada. İmtihanı siz öyle kaybettiniz ki dünyada tadın şimdi azabı. Hâzellezî kuntum bihi testa'cilûn. işte sizin dünyada تَسْتَعْجِلُونَ Acele acele. Tabiri caizse sabretmeden bekleyemediğiniz o ceza günü işte bugündür diyecek Allah Celle Caruhu. Ve onlara bu şekilde cevap verilecek muhterem kardeşler. Cehennem ateşine sunuldukları anda onlara öyle denilecek. Hani Allah'ın azabının hemen gelmemesini alay konusu yapıyordunuz ya siz o kadar ahmaktınız ki Allah'ın azabının size hemen gelmemesi Allah'ın en büyük lütfuydu size. En büyük nimetiydi niye? Mühlet vermişti, mühlet. Fırsat vermişti. Allah sizi hemen cezalandırmamıştı. Fakat siz bu mühleti tanıyamadınız. Fırsat bilemediniz. Hatta bunu alay konusu yapıp hani ne zaman gelecek? Ne zaman bu tehdit gerçekleşecek diyerek ileri geri konuşmaya başlamıştınız. Mühleti tanıyamadınız. Hani bir talebe düşünün olmaz da hani mümkün değil de aslında çok önemli bir üniversite sınavında bir sözlü sınavında çok böyle yufka yürekli bir profesora rast gelse onu imtihana tabi tutsa o kadar kötü hazırlanmış ki başaramadı. Pek sayıfla tamamladı, bitiremedi imtihanı. Dedim ya olmaz mümkün değil de temsilde hata olmaz. O profesör onu imtihan eden kişi dese ki ya çok sempatik bir adamdın sen. Git bir daha çalış. Bunu hiç kaydetmedim. Kayda bile geçmedim. Sildim. Yapmamış gibi oldun. Yine gel. Bir fırsat daha tanın dese. Ona bir hafta fırsat verse. Bu bir hafta içerisinde affedersiniz sözün meclisten dışarı bu enayi bir defa dahi açıp bakmasa kitaplarına, defterlerine açıp onları karıştırmasa, bir hafta sonra aynı şekilde gelip o adamın, o profesörün karşısına çıksa, bu şekilde tekrar imtihan edilse ne der ona o adam? Üç dakika sonra imtihanı tamamlayıp sen hakikaten çok, ah, çok ahmak mısın ve ben sende yanılmışım. Git sen kaybettin der mi demez mi? Mutlaka der. Birincisi ne diyecek de çünkü o insandır. Fakat Allah Celle Celaluhu bir değil. On değil. Yüz değil kaç binlerce fırsat tanıyor muhterem kardeşler. Şu geceleri gözlerimizi uykuya kapatıp her bir sabah tekrar canlanma fırsatı bulduğumuz vallahi her gün yeniden hayat bulmuşuz demektir. Öldükten sonra tekrar dünyaya yeni gelmişiz demektir. Öyle diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. Biz ölenlerin ruhunu yanımıza tutarız. Vakti tamamlanmamış olanların ise ruhlarını tekrar geri göndeririz ve tekrar uyanırlar diyor Allah. Her ölüm bir uyku, her uyku bir ölümdür. Her uyku bir ölüm provasıdır. Senede 365 defa imtihana tabi tutulup yeni bir fırsatla yeni bir hayata geri dönen insan ömrünü 30, 40, 60, 70 sene hala Allah'ta Allah'ı bulmakla yetinememişse, hala Allah'a tapamamışsa ona işte lanet olsun diyor Allah Celle Celaluhu. Kahrolsun o insan. Hakikaten biz de Allah'ın bu lanetine yazıklar olsun ya Rabbi. Kahrolsun o kafirler senin azabını hak ettiler ya Rabbi diyerek gönülden kahrolsunlar diyerek amin diyoruz. Hak ettiler çünkü. Allah'ın verdiği bu fırsatı değerlendirmeyen insanlar kesinlikle hak etmiştir. O kafirlerle alakalı. Biz müminler için her yeni gün Allah'a daha yakın olmak için bir fırsattır. Biz müminler için Allah'ın bize nasip ettiği, mühlet olarak verdiği her bir yeni gün, uykudan kalktığımız her gün günahlardan arınma günüdür. Daha iyi bir mümin olma günüdür. Onun için hani der ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir günü diğer gününe eşit olan, denk olan yazık etmiştir, kaybetmiştir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir mümin her gün ilerlemesi gerekir Allah yolunda. İlerlememesi mümkün değil ki mümkün mü? her gün yeniden beş vakit namaz kılacaksın, amel defterine konacak. Bak bir günün diğer gününe eşit değil işte. Hani kendimizi paranoya sokmayalım sakın. Ya benim günlerim birbirine benziyor. Ben bu hadisin ışığı altında tehlikeli bir kulum sakın demeyelim. Müminin günü gününe eşit değildir çünkü her gün Allah'a kulluk yapıyor. Ve her gün biz unutsak Allah unutmaz kaydediliyor. Hani geçen haftaki Kaf suresinde demişti Allahu Azimüşşan İlla ledeyh rakibun atid. Sağımızda ve solumuzda oturan melekler vallahi yazıyorlar. Öyleyse her gün sağımızdaki kitap ağırlaşıyor. Terazimize konacak günümüz eşit değil. Ve daha fazla çalışırsak daha bir ilerideyiz. Daha fazla gayret edersek daha bir başka ağırlaşacak demektir. İşte şimdi bu noktada muhterem kardeşler 15. ayet-i kerimede kafirlerin ve onların şiddetli akıbetlerinin bize bildirdiği ayet-i kerimeden sonra 15. ayette Rabbimiz şöyle kamerayı tabiri caizse diğer tarafa çevirip müminlerden bildirecek ve şöyle buyuracak. Estaizu İnnel muttakine o takva sahibi olan kullarım var ya muttaqi olanlar Allah'tan korkanlar Allah'ın haram kılmış olduğu şeyleri yaptığında cehenneme yaklaştıklarını hissedip öyle bilip öyle inananlar. Takva. Takva. Allah'ın haram kıldığı şeyleri yapmaktan korkmak, Allah'ın azabından, onun azametinden korkmak, onun yüceliği karşısında titr tir titremek takva budur. Ve bunu söyleyen ve böyle iman eden insan bunu teoride bırakmaz. O yüce merci karşısında hakikaten ayaklarını denk atar. Adımlarını denk atar ve ona göre davranır ve ona göre yaşar. Allah için yaşayan muttakiler sorumlu davrananlar. Allah'ın emirlerini yerine getirenler. Ben kurtuldum deyip yetinmeyen yeryüzündeki insanların da kurtulması için çabalayıp çaba gösterenler, çalışan kullar. Ben cenneti hak ettim deyip de yetinmeyip bütün insanlar cennete gitsin diye Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi onun ashabı gibi, ashabı gibi didinenler, çabalayanlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun gelmiş ve gele geçmiş ve gelecek bütün günahları affedilmiş olmasına rağmen o kadar didinmesi bundandı. Yeryüzüne gelmiş bütün insanlar cennete gitsin istiyordu. Herkes cennete gitsin. Herkes iman etsin. Herkes tevhide sarılsın istiyordu. İşte muttakiler o yolun yolcuları muhterem kardeşler. Nedir onları bekleyen? Fi cennetin ve uyun. Onlar cennettedirler. Ve <laughs> uyun pınar başlarındadırlar. Buranın pınarlarına benzemez. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın eşitmediği, hiçbir beşerin aklından dahi geçiremeyeceği cennet pınarları bunlar. Öyle pınarlar ki bazısından bal akar diyor Allah Celle Celaluhu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Muhammed suresinde işlemiştik beraber. Öyle pınarlar ki bazısından süt akar. Öyle pınarlar ki bazısından Allah'ın yarattığı cennet şarabı akar. İşte böyle pınar başlarındadırlar ve Allah'ın onlar için yaratmış olduğu cennettedirler. Ekidine ma atahum rabbuhum. Rablerinin onlara verdiğini almış bir şekilde, bu nimetten istifade etmiş bir şekilde işte bu verileri alarak Allah'ın rızası sayesinde cennette ve pınar başlarındadırlar diyor Rabbimiz. Peki Beleş mi tabiri caizse? Öyle rastgele mi oraya gitmek? Allah'ın şu anda tahayyül dahi edemediğimiz cennetine girmek o kadar basit mi? Basit aslında da şurada anlatılan sıfatları şöyle bizdeki sıfatlar haline getirmemiz gerekiyor. Birinci sıfat geçti takva. Takva sıfatı. Hani Belki duymamış olan kardeşlerimiz vardır. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın takvayı tarifi çok hoşuma gidiyor. Ve her zaman onunla takvayı tarif etmeyi daha güzel bir tarif olarak düşünüyorum. Hazreti Ömer'e sorunca birisi takva nedir? Ona demişti ki Hazreti Ömer radıyallahu anh, be adam demişti, sen hiç şöyle bir dikenli, yolda çok taş, taşlar, dikenler, çiviler, tehlikelerin olduğu bir yolda yürümedin mi? Böyle bir yol düşünebilir misin? ...olur düşünürüm ey emir el-mu'minin... ...böyle bir yol anlaşıldı... ...nasıl yürürsün öyle bir yolda diyor... ...o yolda diyor... ...ey emir el-mu'minin... ...şöyle bir pantolonumu, eteğimi yukarı çekerim... ...pür dikkat ayaklarıma... ...sakın ha o dikenler batmasın diye... ...yavaş yavaş dikkatlice... ...onlara değmeden yürürüm ki... ...sonuna varabileyim... ...e işte takva budur diyor Hz. Ömer radıyallahu anh... ...işte şu dünyada... ...senin önünde cennete gidecek olan önündeki engelleri görüp onlardan manevre ederek yürümendir diyor. Takva işte bu zırhtır diyor. Zırhı kuşanmandır. Zırh. Takva insanı işte böyle korur. Bu birinci sıfat. İkinci sıfat şimdi gelecek. O cennetteki pınar başlarında olmak için innehum kanu qabla zalika muhsinin. O Allah'ın onlara verdiği cenneti hak eden o kullar var ya, onlar hiç şüphesiz ki kânû kâble delike. Önceden de yani dünyada, dünya hayatındayken muhsinin, muhsin idiler. Muhsin, ikinci sıfat. Nedir peki bu? Muhsin olmaları ne anlama geldi? Yeryüzünde Allah sadece takva ile değil, muttaki kulların muhsin olarak ihsan üzere yaşamalarını da istiyor. Onlar muhsin diler diyor Rabbimiz. Dünyada yaşantıları böyle geçerdi diyor Allah Celle Celaluhu. Yani muhterem kardeşler ihsanın tarifini biz yapamayız. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam yapar. Ona ihsan sorulduğunda nasıl tarif etmişti? Şöyle buyurmuştu değil mi? En ta'budallaha kaenneke terâhu Senin Allah'ı görüyormuşsun gibi ona kulluk yapmandır. Failem tukun tarahu fe innehu yarak. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor ya diye tarif etmişti. İşte ihsan budur. Allah'ı görüyormuş gibi bir hayat yaşamaktır. Allah'ı görmediğin halde Allah'ın seni mutlaka her an görüp gözettiğini ve her an onun murakabesinde olduğunu düşünerek Böyle bir şuurla, böyle bir imanla, böyle bir bilinçle, böyle bir titizlikle yaşamaktır. İşte tak, muhsin ihsan budur. Öyle diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan aklıma gelen bir örneği aldım. Buradaki bu ayetteki ihsanı iyi anlayalım diye muhterem kardeşler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashabına sohbet ederken, cehennemden bahsetti. Cehennemin dehşetinden, cehennemin azabından ve oranın helak edici o çetin günlerinden dehşetinden bahsetti. O bunu anlatırken orada dizinin dibinde olan bir siyahi sahabi öyle bir ses çıkarıp öyle bir çığlık koparıp Allah diyerek yere bayıldı. Yere serildi ve bayıldı o cehennem ayetini anlatan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetine dayanamayarak Allah korkusu öyle yüreğine ve vicdanına etki verdi ki o anda öyle bir ihsan mertebesinde oldu ki görülmüş gibi cehennemi öyle hissetti ki işte ihsan yere yayılıverdi ve bayıldı diyor rivayette. Orada hatta ilginç bir devamı var rivayetin konumuzla direkt alakası olmasa da şöyle bir devamı var. O anda diyor Cibril aleyhisselam geldi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselama Cebrail aleyhisselam geldi. Ve dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbin soruyor ve diyor ki şu sesi çıkaran şu Allah korkusundan dolayı cenneti cehennemi görüyormuş gibi şu anda hisseden ve onun etkisine dayanamayıp Allah diyerek yere, yayılan adam kim dedi diyor Rabbim. Sana soruyor. Man huvel dedi Arapçasında. Şu ağlayan, şu sızlayan kim dedi diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki huve min minel habeş. O habeşli siyahi zenci bir sahabi. Hazreti Bilal değil. Sahabeler ismini aktarmamış. İsmi yok. Ama davranışı var. Sıfatı var. İhsan mertebesi var. Ve biz onun ismini bilmediğimiz halde onun ihsan mertebesine, onun görüyormuş gibi cenneti ve cehennemi görüp oraya iman etmesine hayran kalıyoruz. Bu onun hakkındaki bu rivayeti okuyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Men huvel baki. Kim o kişi diye sordu Allah Celle Celaluhu. Bilmiyor mu? Allahu Azimuşşan kim olduğunu bilmiyor mu? Bizim bilmemizi istiyor. Ve bu kutsi hadis üzerinden Resulüne bize bildirmesini istiyor. Onun bu vasfını. Huve raculun habeş. O habeşli zenci bir sahabi. Ondan sonra öyle bir müjde gönderdi ki Allah Celle Celaluhu bakın. Bu sahabelerin her hali öyle güzel ki. Onların halleri bize müjde oluyor. Onların davranışları öyle davranış ki ahirete kadar Allah onların davranışlarını kopyalayana müjde veriyor. Ve onun bu davranışı karşısında şöyle buyurdu. Ve dedi ki Cebrail Aleyhisselam ey Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allahu Azim Şan buyuruyor ki fe wa ve, ve celali vallahi izzetimi ve celalime yemin ederim ki Allah yemin ediyor kendi zatına vartifa'i alel ala arshi ve benim arşa istiva etmeme yemin ederim ki ma yabki aynu abdin Hiçbir kulumun gözünden bir Allah korkusundan dolayı yaş düşmez ki illa ektertuhu dahiken fil cenneti. Allahu Ekber. Hiçbir kulumun gözünden Allah korkusundan dolayı bir yaş düşmez ki ben o gözyaşı sayesinde cennette onun gülmesini artırmış olmayayım. Her düştüğünde cennette gülmesini artırırım dedi diyor Rabbin. Söyle okula dedi diyor. Şimdi siz ismini bilmediğimiz, bu dünyada tanışmamız mümkün olmayan bu sahabenin mutluluğunu düşünebilir misiniz? Yani Allah benden mi bahsetti ya Resulallah diyorlardı. İnanamıyorlardı bu müjde karşısında. Allah benden mi bahsetti? Ondan bahsetmişti ve onun üzerinden bize de o müjdeyi vermişti. Bunun başka bir mertebesini madem Allah korkusundan dolayı ağlamak dendi, hani ahirette hiçbir gölgenin olmadığı o günde Allah'ın gölgesinin Allah'ın gölgesinde gölgelenecek olan kullardan yedi gruptan birisi de yalnız kaldığında yalnız kaldığında Allah'ı düşünüp, amellerini düşünüp, cenneti düşünüp, cehennemi düşünüp, Allah'ın azametini düşünüp, Kur'an okuyup, istiğfar edip gözünden yaşlar düşen kullarım diyor. O cennette, ahirette hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah'ın gölgesinde olacak yedi gruptan bir tanesi. İşte böyle muhterem kardeşler. İhsanı anlamamız için o siyahi Sahabenin davranışı hakikaten güzel bir davranış. Bu şekilde anlamamız gerekiyor ve bu şekilde yaşamamız gerekiyor. Ve devam ediyor sıfatları cennette ve pınar başlarında olmak istiyorsak bu sıfatlar bizim olması gerekiyor. Sıfatlar bizim olursa Allah'ın vaadi garantidir. Cennet de bizimdir Allah'ın izniyle. Bakın 17. ayet. Estaizu billah. O kullar var ya Allah'ın vermesiyle rızasıyla cennete girecek olanlar Kalilen minel leyli ma yehcaun. Geceleri az uyurlardı. Niye? Uykuları olmadığı için değil. İbadet etmek için. Türlü türlü rivayetler var bu ayetin bu bölümüyle alakalı. Akşam ve yatsı arasında günler hele geciktiyse yatmazlardı ve beklerlerdi. Hele bir de öyle günlerin uzun, gecelerin kısa olduğu dönemlerde sabah namazlarını da asla kaçırmazlardı. Fazla alakalı bölümü bu. Ki en önemlisi bu. Hele bir de Avrupa'da yaşayan, Almanya'da yaşayan biz Müslümanlar bu durumu çok iyi biliyoruz. Yaz günleri geldiğinde Müslümanlar hakkında en çok korktuğumuz konulardan bir tanesi farz olan sabah namazı konusu. Başka bir şey değil, hep sabah namazı. Çünkü mübarek günler çok uzun, Geceler çok kısa, ta birde yatacak, üç buçukta dörtte kalkacak ve buna uykuya sahip çıkması gerekecek. Yani uykunun denetimine girmektense uykusunu denetimi altına alacak. Çok önemli. Müslümanın önemli bir özelliği bu. Uykumuzu mutlaka denetimimiz altına almamız gerekir. Fakat bir de nafile boyutu var tabii ki bu ayetin. Gecenin önemi muhterem kardeşler, Kur'an'da ve sünnette gecenin ayrı bir önemi var. Hani Müzzemmil suresinde diyor ya Estağfirullah Rabbimiz. İnna nâşeatel Gece kalkışı, gece duruşu var ya, gece okuyuşu var ya, kalp ve uzuvlar bakımından bambaşka bir duruştur ve Kur'an kıraatı bakımından bambaşka bir zamandır diyor Allah Celle Celaluhu. Başka bir zamandır. Ramazan'da bunun zirvesini yaşamak mümkündür elhamdülillah. Fakat bunun dışında da hakikaten bu konu hakkında o kadar çok hadis var ki, o kadar çok ayet var ki gece ibadetiyle alakalı özel bir ders yapmak, hakkında özel durmak gerekiyor aslında. Gündüzün mücahidi olmak istiyorsak gecenin mutlaka abidi olmamız gerekiyor muhterem kardeşler. Eğer gecenin abidi olmayı beceremezsek gündüzün mücahid olmak olmamız, gündüzün mücahidi olmamız zorlaşacaktır. Bu yolun yolcuları geceden geçerek gelmişlerdir. Yani gecelerini ihya ederek buralara gelmiştir. Mutlaka kendimizi zorlamamız gerekir. Mutlaka zorlamamız gerekir. En azından yılda bir gecemiz olsun. En azından yılda bir. Yılın 365 gününü sabahlara kadar uyurarak geçiremeyiz biz müminleriz muhterem kardeşler. O zaman bu ayet bizi anlatmamış olur. Ben demiyorum bakın ayetten bahsediyorum. Allah buyuruyor ki onlar geceleri uykularını keserler. Secde suresinde daha direkt bir ifadesi var. Onlar tetecafe cunubuhum anil medaci ediyor Allah Celle Celaluhu secde suresinde. Geceleri vücutlarını yataklarından uzaklaştırırlar ifadesi geçiyor. Uykularını keserler. Kalkarlar Allah'ı anarlar. En azından bunun Zaruri noktası sabah namazı. Mecbur kesmen lazım uykunu. Şeytanın özellikle saldırıya geçtiği nokta bu vakittir. Öyle metotlarla öyle özel gelir ki şeytan o noktada bütün silahlarını kullanır. Bütün silahlarını kullanır. Uyandığın halde, saatin çaldığı halde gözlerin nasıl da kapanıyor değil mi? Her gün şahit oluyorsunuz buna. O anda öyle bir hucuma geçiyor ki şeytan aleyhillâne. Sen kalkma diye. Sen Allah'ı tesbih ve zikreden o andaki diğer alem gibi Allah'ı anma diye öyle bir hucuma geçiyor ki o anda çünkü çok zor bir nokta. Seni uyandırmamak için her imkanı kullanıyor. Sen ona yenilirsen kaybetmiş olursun. Öyleyse o anda Bismillah deyip Elhamdülillahillezî ahyâna ba'de emâtena ba'de mâ emâtena Bizi öldürdükten sonra uyku ölüm dedik ya tekrar dirilmeyi nasip eden Allah'a hamdolsun deyip Allahumme lekel hamd. Ya Rabbi sana hamd olsun benim kalkmamı nasip ettin. Ente Rabbus semavati vel ard. Sen göklerin ve yerin Rabbisin sana hamd olsun. Ente melikus semavati vel ard. Uzun bir rivayet, hadis var ezberleyin bu duaları. İmam Nevevi'nin Kitabul Ezkarında yazar kalktığımız anda geceyle okumamız gereken dualardan bir tanesi. İşte senede bir defa olması gerekir. Nafile için. Farzı zaten dedik. Nafilemiz en azından senede bir kere olması gerekir. Gücümüz yetiyorsa ayda bir günümüz olsun. Ayda bir günümüz. Gücümüz yetiyorsa haftada bir günümüz olsun. Bu işte ayeti kerimede ifade edilen ahiretteki Allah'ın verdiği cinnete, cennete kavuşmanın bir vasfa sahip olmak için işte budur muhterem kardeşler. Ve devamı var ve bil yestagfirun. 18. ayet. O gecelerini ihya edenler var ya seher vakitlerinde de yestagfirun istiğfar ederler. Allah'tan bağışlanma dilerler buyuruyor Rabbimiz. Seher vakti seher vakti hangi vakittir? Seher vakti gecenin son altıda biridir. Mesela hesaplayalım. Anlaşılsın önemli bir konu. Çünkü Allah Onların seher vakitlerinde istiğfar ettiğini buyuruyor. Seher vaktini bilmesek ne zaman yapacağımızı bilemeyiz. Şu anda mesela diyelim ki örnek olarak kolay bir hesap yapalım. Saat 5'te güneş batsa yani gece başlasa sabah 5'te de imsak atmış olsa gece kaç saat olur? 12 saat. Öyleyse gecenin 6'da biri kaç saat yapar? 2 saat. Öyle değil mi? 2 saat. Son 6'da biri o zaman kaçtan kaça olur? gece 3'ten 5'e kadar olur. Örnek olarak. Anlayın diye. Şimdi gecenin uzaltılması ve kısaltılmasını siz kafanızda hesap olarak bunu düşünün. Gecenin son 6'da birine rast gelen bölümünde kalkarlar ve istiğfar ederler. Aslında buradaki yukarıda gece ibadeti yapanın devamı dikkat edin. İlginç bir şey var. Gecesini ihya etmiş olan kul sabah namazından imsak atmadan önce de ellerini açmış Allah'a dua ediyor ya Rabbi kulluk edemedim affına geldim diyor ya Rabbi senin azametine ve yüceliğine layık kulluk edemedim onun için senden bağışlanma dilerim diyor diğeri de ağzını açmış devam uyuyor biri gecesini ihya ettiği halde seher vaktinde de ihya etmesine rağmen istiğfar ediyor diyor Allah Celle Celaluhu bağışlanma diliyor diğerinin hiçbir şeyden haberi yok Hele o anda şöyle bir kulaklarını açmak, göklerde ve yerde ne varsa her şey Allah'a tesbih ediyor. Her şey Allah'a tesbih ediyor. O hakikaten alemlerin tabiri caizse korasına katılmak gerekiyor muhterem kardeşler. Seher vaktinde istiğfar önemlidir. Hadisler var hakkında Allah'ın o anda ilk semaya tecelli ettiği ve kulların ne isterse onlara vereceğini vaat ettiği bir zamandır. Hassas vakitler. Hani... Ramazan ayında bunu başarıyoruz elhamdülillah. İmsaktan şöyle bir 15 20 15 20 dakika önce, yarım saat önce kalkıyoruz. Sadece inşallah yemek yemiyoruzdur. Biraz namaz da kılıyoruzdur. İşte o vakitler, hassas vakitler. O gün sabah namazını erken kılarsın. Uykundan bir şey gitmez. Bak bir dene. Bak o gün nasıl dinç oluyorsun. Hani korkma ki ya ben işte mutlaka uykumu almam lazım. Yoksa işte dayanamam şöyle olur böyle olur. Bak bir yap. Bak nasıl dinç oluyorsun o gün. 12 saat uyumuş gibi olursun. Çünkü yorgunluk, dinçlik bunların hepsi Allah'ın dilemesiyledir. Sen onun için secdeye varırsan o seni öyle bir diri yapar ki görürsün. وَفِي اَمَّالِهِمْ حَقٌ لِسَّائِلِ 19. ayet. O bir, bir sıfat daha geliyor. O kişilerin mallarında bir hak vardır, bir pay vardır. Kim verdi bu hakkı bu payı? Kendi kendilerine taahhüt ettiler. Taahhüt ettiler. Kimler için? Lis'aili soran, dilenen, isteyenler için vardır vel mahrum. Bir de iffetinden dolayı isteyemeyen ve isteyemediği için de insanların zengin zannettiği asıl ihtiyaç sahibi mahrumların da hakkı ve payı vardır. Nasıl mı bileceksin? Arayıp bulacaksın işte. Bulmak önemli. Var diyor Allah bunlar. Öyleleri var ki sorur, sorarlar, isterler. Bunlara da vereceksin. وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرُ Okuyorsunuz dua suresinde. İsteyeni geri çevirme diyor Allah Celle Celaluhu. Ver diyor Allah. Ya ona verdim, buna verdim. Ver işte ver. Gerisini karıştırma. Sen ver, Allah'a havale et. Ama bir de istemeyen varmış, mahrum. Öyle iffetli ki istemek onun için ölüm mümkün değil istemez. Ama çok ihtiyat sahibi. Hatta rivayetlerde diyor ki hiçbir şey yok. Miskin durumunda. Hadisler var. Miskin durumunda. Yani o günü nasıl geçireceğini bilemiyor. Öleleri var. Ama vallahi isteyemez. Kesinlikle gidip elini açıp dilenemez. Bir şey verseniz diyemez. İşte bu iffetli fakirleri bulup onlara vermek gerekiyor muhterem kardeşler. Onların da hakkı vardır. Bu ayeti kerimeler nerede indi? Mekke'de. Mekke'de daha zekat farz değil. Demek ki burada farz zekattan bahsetmediği kesin. i̇bn Abbas da öyle diyor zaten. Zekattan bahsetmiyor burada. Öyleyse zekattan bahsetmediğine göre muhterem kardeşler, zekattan ayrı olarak müminlerin kendilerine, kendi nefislerine vaat etmiş oldukları, koymuş oldukları bol bir nasip vardır diyor i̇bn Abbas Allah anh. Bol bir nasip. Yani mal sahibi zekatın hepsini vermiş, ama bir de onun yanında bir nafaka ayırmış. Kimin için? İsteyene de veriyor, istemeyene de veriyor. Her yere ulaşmaya çalışıyor. Bu da bir sıfat. Cennette ve pınar başlarında olmak için takva, ihsan, gece ibadeti, seher vakitlerinde istiğfar, bir de malı hak sahiplerine vermek. İşte kim bu sıfatlara sahip olursa o cennette ve pınar başlarında olacak inşallah. Son ayet kelimelerimiz de bitiriyorum. İnşallah. Estağfirullah. billah. Ve fil ardi ayetun lil 20. ayet. Kesin ve yakin iman edenler için yeryüzünde ayeti ayetun ayetler vardır. Deli, kesin deliller vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Ve fi enfusikum efe Kendi öz nefislerinizde de, vücutlarınızda da, bedenlerinizde de ayetler vardır. Efele <laughs> tubsirun. Görmüyor musunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Gözlerinizi açıp bu ayetleri görmüyor musunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Yani gözlerimizi açsak demek ki şu bedenlerimiz ayetmiş. Ayet diyor Allah bedenlerimize. işte bunlar kitapta yazılı olan ayetler. Bu kitapta yazılı olan ayetlerin ötesinde o kadar çok ayet var ki İkra bismi rabbikellezî halak sen yeter ki gözünü aç ve oku ayetleri. Oku deyince sadece bakın utlu demiyor Allah ayet-i kerimede. Tilavet okumak tilavetle kullanılır. İkra dediği zaman aç gözünü ve oku Allah'ın ayetlerini. Sana yerleştirdiği, göklere yerleştirdiği, yeryüzüne yerleştirdiği bütün ayetleri oku. Oku ve onlarda Allah'ı ara. Oku ve onlarda Allah'ı bul. Çünkü her şey Allah'ı anlatıyor. Her şey ona şahit. Gözün Allah'ın yüceliğine şahit. Kalbin Allah'ın varlığına şahit. Beynin Allah'ın yüceliğine şahit. Gökler Allah'ın azametine şahit. Güneş Allah'ın yüceliğine şahit. Rabbena ma halakta hâzâ bâtilâ. Öyle diyor ya, Ali İmran suresinde. O ayet geldiği gece Allah Resulü ve Sellem sabaha kadar uyuyamamıştı o ayet geldiği gece. O ayeti okumuştu sabaha kadar. Rabbena ma halakta hâzâ bâtilâ. Ya Rabbi vallahi sen bütün bunları boş yere yaratmadın ya Rabbi diyordu. Subhanek. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz Allah'ım. Senin şanın öyle yücedir ki, senin zatın öyle yücedir ki eşsiz ve benzersizsin. Fekina azabınlar. Bizi cehennem ateşinden koru diyor. Ali İmran suresinde muhterem kardeşler. İşte gönül gözümüzü açıp göklere ve yere ve kendi vücudumuza yerleştirilmiş her şeyde Allah'ın ayetlerini görmemiz gerekiyor. Bu gözle bakmamız gerekiyor ki şu yukarıdaki vasıflara sahip olalım. Ve fis semai rizqukum ve ma tuadun. Semada da rızkınız ve size vaat edilen başka şeyler de vardır. Semadaki rızık ne demek muhterem kardeşler? Buradaki anlam semada ışık vardır. Yani güneş, sıcaklık o olmasa hiçbir şey büyümez. Rızıksız kalırsınız. Semada bulutlar vardır. Bulut olmasa yağmur gelmez yine rızıksız kalırsınız. Semada rızkınız vardır. Ve ma tuadun. Bir de bir de başka vaat edilmiş şeyler vardır. Burada başka vaat edilen şeyler ahiret ve özellikle cennet ve cehennemdir. Vaat dendiği zaman hem mükafat hem ceza kastedilir. Burada da öyledir. Yani tabiri caizse ey insanlar semadan rızkınız geliyor ve size eğer kulak verir ve bu ayetleri görürseniz cennet de gelecek semadan. Allah'ın ayetleri sayesinde. Fakat kulak vermezseniz semadan rızkınız bu dünyada gelir ama vallahi belanız da gelir. Hem dünyada hem de ahirette rezil olursunuz diyor ayet-i kerime. Ve 23. ayet-i kerimemiz bugünün son ayeti muhterem kardeşler. Bitirelim bu ayetle. Estaizu billah. Fe rabbis semai vel ardi Göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki. Allah kendi zatına yemin ediyor bu ayet-i kerimede. Göğün ve yerin Rabbine Allah'a yemin olsun ki innehu lehakkun size vaat edilen şu kıyamet var ya öldükten sonra tekrar dirilme olayı var ya vallahi haktır, hakikattır kaçınılmazdır örneğe bakın mislema ennekum tentikûn sizin kendi konuşmanız gibi gerçektir. Bu aynı şöyle bir ifadeye benziyor. Hani bu senin aynen burada olman gibi gerçektir dersin ya bir adama bir şeyin tam gerçek olduğunu söylemek için Allah da buyuruyor ki ey insanlar kendiniz bir şey konuştuğunuzda kendi konuştuğunuzun ne kadar gerçek olduğuna şahitseniz vallahi ahiretin ve tekrar dirilmenin olduğu da o kadar gerçektir. Bundan da o kadar emin olabilirsiniz. Yer nasıl göksüz olmazsa dünya da ahiretsiz olmaz muhterem kardeşler. Bu dünyanın olma gayesi zaten ahiretten dolayıdır. Yoksa olmazdı bu yeryüzü. Onun için vardır. Oraya gitmek için vardır. Sadece bir araçtır, amaç değildir. Öyleyse kendi varlığınıza şahit olduğunuz gibi ve kendi konuşmalarınızdan şüphe etmediğiniz gibi Allah'ın kendi zatına yemin ederek bildirdiği ölümden, ölümden sonra tekrar dirilmeden sakın ha şüphe etmeyin. Ayaklarınızı denk atın, adımlarınızı denk atın ve o büyük gün için hazırlanın diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbim bizlere o güne yakinen iman etmeyi, ihsan mertebesine ulaşmayı, takva zırhını kuşanmayı, gecemizi ihya etmeyi, seher vakitlerinde istiğfar etmeyi ve mallarımızdan isteyen ve isteyemeyen mahrumlara, bir pay ayırmayı nasip eylesin. Ayetlerin etkisini bizlerin ruhumuzda ve kalplerimizde göstersin Rabbimiz. Amin.